Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sevgili İpek Tombak'ın beni davet etmiş olduğu kitaplığımdaki enler videosunu çekeceğim sizler için. Umarım bu videomu beğenirsiniz ve hoşunuza gider. Ben hiç vakit kaybetmeden sorularıma geçiyorum. İlk sorum, kitaplığımda en çok bulunan yayın evi hangisi? Benim kitaplığımda en çok bulunan yayın evi Türkiye İş Bankası Yayınları, daha sonra YKY Yayınları ve onun sonrasında da Can Yayınları. İkinci sorum, kitabını en çok okuduğum yazar. Kitabını en çok okuduğum yazar olarak ben Steven Zweig'i göstermek istiyorum. Şu an kitaplığımda en sevdiğim kitabı maalesef yok. Onu bir arkadaşım okuması için vermiştim. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Sonrasında Korku'yu göstermek istedim. Kitaplığımda olan Korku kitabını da çok sevdiğim bir kitabı da kesinlikle sizlere tavsiye ederim okumanızı. Üçüncü sorum, en sevdiğim seri. Ben seri kitapları çok fazla okumuyorum açıkçası. Hatta hiç okumuyorum diyebilirim. Ama öncesinde ben Kristin Hannah'la tanışmıştım ve Ateş Böceği Yolu isimli kitabını okumuştum. Ve onun devamı olduğunu da duymuştum. Ateş Böceği'nin Şarkısı diye devam ediyor. Yani bu seri iki kitabı kesinlikle sizlere öneririm. Dördüncü soru ise en sevdiğim kitap karakteri. En sevdiğim kitap karakterini az çok tahmin etmişsinizdir zaten. Paul Coelho'nun Simyacı kitabındaki Santiago karakteri. İkinci sorum ise en sevdiğim kitap ismi. En sevdiğim kitap çok fazla var aslında. Ben bunun için Sıfır Noktasındaki Kadını tercih ettim. Neden bilmiyorum. Sıfır Noktasındaki Kadın bana işte böyle farklı bir şey anımsatıyor. Bilmiyorum. Böyle derin bir anlam hissettirdiği için sanırım. Ve çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Kendisi kapak tasarımını en beğendiğim kitap. Tabii ki de Senden Önce Ben. Çünkü neden bilmiyorum ama kapak tasarımının kitabı gerçekten çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Burada bir bayan resmi var ve elinde böyle kuş uçuruyor. Yani bilmiyorum, bana çok farklı geliyor ve beni gerçekten hani her baktığımda böyle etkileyen bir kapak tasarımı. O yüzden bunu seçtim. Konusuna en beğendiğim kitap. Konusuna en beğendiğim kitap Büyü Dükkanı. Yeşim Türköz'ün. Yakın zamanda okumuştum bu kitabı ve çok beğenmiştim, çok sevmiştim. Konusu da çok güzeldi aynı zamanda. İnsanı farklı yerlere götüren, işte farklı düşündüren bir kitap olduğu için bunu seçtim. Giriş cümlesine en çok beğendiğim kitap. Divaneli'den Kardeşimin Hikayesi. Mantıksız gibi geliyor ama o sabah uyandığımda tuhaf bir haber alacağımı biliyordum. Ve geldim 9. soruma. Kitaplığımdaki en kıymetli kitap hangisi? Seray Şahiner'den Antabus isimli bu kitabı seçtim. Çünkü kitabı okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim ve sonrasında koşa koşa gidip yazarak kitabı imzalattırmıştım. O yüzden bu kitabımı kimseye vermiyorum. İmzalı da olduğu için aynı zamanda benim için gerçekten değerli bir kitap. Geldim 10. soruya. En sevdiğim üç Türk edebiyat eseri hangisi? Ben daha çok bunun için eser değil de yazar olarak göstermek istiyorum. İlk olarak Yaşar Kemal diyorum ama Yaşar Kemal'in bu kitabı değil de Tek Kanatlı Bir Kuş kitabı ve Yılanı Öldürseler isimli kitapları çok çok güzeldi. Çok beğenmiştim. İkinci olarak Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'den demek istiyorum. Aynı zamanda Kuyucaklı Yusuf kitabı da çok çok güzeldir ama şu anda kitaplığımda yok. Onu o yüzden gösteremiyorum. Üçüncü olarak da Tezer Özlü demek istiyorum ama Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli kitabını söylemek istiyorum. Şu an kitaplığımda olmadığı için gösteremiyorum. Kitabını henüz okumadım. 11. ve son sorum. En sevdiğim 3 dünya klasiği kitabı hangisi? Benim dünya klasiği olarak okumuş olduğum, yıllar önce okumuş olduğum Dostoyevski'den Suç ve Ceza kitabını seçiyorum ilk olarak. İkinci olarak Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli bu kitabı. Hatta benim bu kendime ait bir oda oluşturma hayalimin bir parçası diyebilirim bu kitap. Bu isim aynı zamanda en sevdiğim kitaplardan bir tanesi ve ben gerçekten çok seviyorum. Üçüncü olarak ise sizlere gösteremiyorum fakat Sefiller isimli kitapta benim yine ilk okumaya başladığım dönemlerde okumuş olduğum kitaptı ve gerçekten çok çok etkilemişti beni. Benim kitaplığımın enleri bunlardı. Sizlerinki hangileri aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Beni bu etkinliğe davet ettiği için İpek Tombak arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. Benden sonra bu videoyu ben Özgüm arkadaşıma etiketleyeceğim. Kitap Terapi isimli kanalı var, YouTube kanalı. Aşağıya linkini bırakırım zaten. Onu da takip edebilirsiniz öncesinde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlarda bulunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.